doğranmış tavuk etim var. Yani baktığınız zaman göğüs etinin büyüklüğüne göre maksimum 2 tane göğüsten rahat rahat çıkarırsınız. Ve bunları küçük küçük doğradım. Çok fazla bir yağ ilavem yok bunun içerisine. Azıcık, şöyle maksimum 1 yemek kaşığı kadar yağ ihtiyacım var. Ona ekliyorum. Ve ısınmış olan tavaya 250 gram kadar ince doğradığım tavuk göğüs etlerini alıp güzelce yayıyorum. Bir tane orta iri boyda patates var elimde. Öncelikle bunu, şimdi tavukları ne boy doğradıysanız diğer bütün sebzeleri de o boy veya o boya yakın doğramanız sizin için avantaj. İçeride hepsi birbirinden farklı boyutlarda olup birbirinden rol çalmasınlar diye. Birazcık daha küçük olabilir. Patatesleri doğrayarak işe başlıyorum. Havucu da patatesi doğradığım kadar gayet güzel renk aldılar. Dışları tatlı bir renk oluşturdu. Pişerken diğer malzemelerle bu karamelizasyon işlemi bana güzel bir lezzet katacak var. Şimdi birkaç kaşık yağ koyuyorsunuz. 2 kaşık kadar, yetmezse birazcık daha fazla koyabilirsiniz. Patatesleri alıp yağın içerisine atıyorsunuz. Altını kısıyorum ve patatesleri yağda azıcık çeviriyorum. Kabağınızı da mümkün olduğu kadar diğer sebzelerle aynı, hatta belki bir tık daha kalın bile doğrayabilirsiniz. 1-1,5 dakika falan geçti. Havuçları da işin içine katıyorum. Alıp soğanları ekliyorum. Ve hemen arkasından, ya bunları 1-1,5 dakika arayla falan yapabilirsiniz. Arkasından da kabakları ekliyorum. Güzelce pişip kendini salana kadar başından ayrılmadan hepsini güzel güzel karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Tuz çünkü sebzelerin var olan suyunu birazcık daha kolay dışarı çıkartmasını sağlayacak. Ve tabii lezzeti aynı şekilde içine çekecek. Karabiber, o da giriyor işin içine. 3 diş kadar sarımsağımız var. Sarımsakların içleri, yeşilliklerini çıkarttıktan sonra ince ince doğradım. 3 diş sarımsağı. Hemen arkasından bu safhada atıyorum sarımsakları. Aynı şekilde bezelye de şimdi giriyor. Donuk bezelye. Gayet rahat kullanabilirsiniz. Şuradan 1 yemek kaşığı salçayı aldım. Bu kasenin içerisine koyuyorum. Ve bunu yaklaşık yarım su bardağı kadar sıcak suyla açıp, şu kadar mesela. Ondan sonra tencerenin içerisine ilave edeceğim. Güzelce salçayı erittim. Ocağımın altını kısıyorum. Ve salçayı direkt olarak bunun içerisine ilave ediyorum. Bu pişirdiğim tavukları da artık bunun içerisine ilave ederim. Çünkü esas büyük lezzetin burada karışarak tamamen ortaya çıkmasını istiyorum. Yine küçük bir parça tuz ve yine küçük bir parça karabiber. Lezzetli, güzel harcı iyice bir karıştırıyorum. Bu iş tamamdır. Şimdi bunun altını kapatacağım. Yaktım bunun altını ve 1 yemek kaşığı tereyağı koyarak işe başlıyorum. Öncelikle yağı eritiyorum ve üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı koyduğum için 1 yemek kaşığı da un ekleyip unu yağda güzelce kavuruyorum. Biraz az olduğun şöyle tepeleme olsun. İlk adım unu güzelce kavurmak. Bir çırpma teliyle bu işi yapmak çok kolay. Şimdi bunun üzerine 1 su bardağı kadar süt ekliyorum. Birazcık tuz ekliyorum. Beşamel olduğu için normal karabiber yerine, yoksa sorun yok ama varsa akbiber çok iyi sonuç veriyor. E tabii ki her beşamelin en iyi arkadaşı muskat rendesi. Onu da şöyle güzelce rendeliyorum üstüne. Ne kadar derseniz, yani bu ölçüye çeyrek muskat yeter de artar bile. Beşamelimizi güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda çok sıvı bir kıvamda. Bunu karıştıra karıştıra, çırpa çırpa hafiften yoğunlaştıracağım. Karıştırın karıştırın. Kapattım ocağın altını. Ve burada birazcık karıştırarak bekliyorum bunu. Benimki şu anda kaşıkla döktüğümde yufkaların üstünden hafif akacak kıvamda.
Ama bunu burada birazcık bekletirsem ben işimi yapana kadar o kalınlaşacak. Bir yufkadan yaklaşık iki porsiyon çıkartacağız. Börek olmuyor yani, sarma oluyor aslında ama börekimsi bir şey oluyor. Yufkayı ortadan ikiye kestim. Sonra diğerini bir diğerinin üstüne katladım. Ve tekrardan ortadan ikiye kestim. Yani toplam bir yufkadan 4 tane parça çıkartmış oldum. Şimdi buradaki kasem duruyor. Bu kaseyi ekstra yağlamaya gerek yok. Bunun içerisine yufkadan bir parça alıyorum, koyuyorum ve hafiften bastırıyorum. Bakınız şöyle. Sonra ikinci parçayı da alıp onun üstüne ekliyorum. Hazırladığım bu tavuklu iç harç. Hala sıcak, misler gibi. Alıyorum ve tavuğu, sebzesi eşit, orantılı olacakmış vaziyette bunların içini dolduruyorum. Hafiften kaşığın tersiyle bastırıyorum. Sonra şu kenarında fazla kalan parçaları güzelce üstüne kapatıyorum. Fazla olan katın bir kısmını şu şekilde kesip kenara ayırabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir parça tereyağı alacağız. Fırın kabımızı bu tereyağla güzelce yağlayacağız. Tabanını. Çok azıcık bir parça koydum ama tabanını iyice yağladım. Hemen arkasından bu kalıbı alıyorum. Ters çeviriyorum. Sonra kolaylıkla kabımı çıkartıyorum. Kenarlarından, köşesinden toparladıktan sonra gördüğünüz vaziyette bu iş tamam. Alıyorum bu beşameli. Geliyorum ve hazırladığım bu lezzet toplarının üstüne güzelce gezdiriyorum. Her birinin üstüne güzelce gezecek. Üzerine bir parçacık da kaşar peyniri serpmenizi istiyorum. Çünkü ikisi beraber müthiş bir ikili oluyor, beşamel ve kaşar peyniri. Ben şöyle öbek olarak koyuyorum. O zaten pişerken hafif dağılacaktır. Rendelenmiş kaşar peyniri, net bir gramaj vermiyorum size. Üstlerini böyle kaplayacak kadar bu iş tamamdır. 200 derecelik fırına gidiyoruz. Yaklaşık 25 dakika kadar fırında kalacağız. Neresine 200 derecelik fırının? Fanlı ayarda. Ortanın bir altı raf. Vay 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 vay. Bakınız mükemmel bir vaziyette pişmiş durumda. Koydum ve kendi haline bırakıyorum. Yanlarından, etrafından olayı kontrol edebilirsiniz. 25-30 dakika içerisinde 10 numara 5 yıldız çıkıyor.